sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda sayısal karşılaştırıcılar konusuna giriş yapacağız. Sayısal karşılaştırıcıların temeli olarak karşılaştırma dediğimizde bunun yabancı kaynaklarda magnitude yani büyüklük karşılaştırma olarak da isimlendirildiğini görürsünüz. Bir bitlik iki sayının birbirine eşit mi değil mi, hangisi büyük hangisi daha küçük gibi sonuçları bize veren devreler aklımıza geliyor. Karşılaştırma işlemi budur logikte. Yarım karşılaştırıcı olarak isimlendirdiğimiz en temel karşılaştırıcının yaptığı iş ise tam olarak iki tane birer bitlik sayıyı karşılaştırıp eşit olup olmama durumunu verme işlemi diyelim. Evet, bu işlemi yapan yarım karşılaştırıcı devresinin çalışmasına doğruluk tablosu üzerinden göz gezdirelim. Evet, girişlerimizin 0-0 olması durumu, öncelikli kombinasyonumuz 0-0 olması durumunda iki girişin birbirine eşit olması söz konusu. Dolayısıyla A eşit B çıkışı, bize eşitliği bildiren çıkış aktif seviyeye çıkacak. 1 olması eşitliği durumuna da bakalım. Bakınız her iki giriş 1 iken de yine eşitlik söz konusu olduğu için A eşit B çıkışı 1. A eşit değil B çıkışıysa diğer çıkışın tümleyeni olduğu için, zıddı olduğu için çıkışlar sürekli birbirinin zıddı olacaktır. Bunu tekrar söylemeye gerek yok. Girişlerden herhangi biri diğerinden farklı iken görüldüğü gibi A eşit B 0 seviyesine düşüyor. Farklılığın yönünü değiştirelim. Evet, A 1 B 0 olsun. Bu durumda da yine A eşit B olmadığı için bu anlamda olumsuz veya pasif bir çıkış alıyoruz. Evet, bu nasıl bir devreyle ifade edilebilir veya bu bloğun içindeki mantıksal devre nasıl olabilir diye düşündüğümüzde A eşit B'nin aynı iken bir değer farklı iken diğer değeri gösterme dediğimiz zaman hemen aklımıza otomatik olarak özel veya değil kapılarının gelmesi lazım arkadaşlar. Burada A eşit değil B en sağdaki çıkış. A ve B değil olduğu için özel veya kapısının açılımı gördüğünüz gibi. Diğer çıkışta bunun tam zıddı. Bakınız birisinin bir olduğu durumda diğeri sıfır olduğu için de o da özel veya değil şeklinde ifade edilebilir. Bunun devresini çizmenin yine birden fazla farklı yolları var arkadaşlar. A ve B girişlerini özel veya girişine tabi uygulayıp da aldığımız direkt çıkış bizim A eşit değil B çıkışımız. Bir tane daha özel veya değil kapısı kullanılabilir bu devrede veya özel veya kapısının çıkışı bir değil kapısından geçirilerek de yine A eşit B çıkış fonksiyonu lojik devre olarak elde edilebilir bu şekilde. Eşitlik bilgisiyle beraber girişlerden hangisinin diğerinden büyük olduğunu gösteren çıkışlara da sahip olan karşılaştırıcılara biz tam karşılaştırıcı diyoruz arkadaşlar. Bunu da doğruluk tablosu üzerinden inceleyelim. Bakınız A girişi 1 iken A daha büyük B'den, B 0 iken. Dolayısıyla A büyük B çıkışı aktif. Her ikisinin eşit olduğu durum 1-1 durumunda A eşit B çıkışı aktif. Sadece B'nin 1 olduğu, B'nin A'dan dolayısıyla büyük olduğu durumda A küçük B çıkışı aktif. Her ikisinin 0 olduğu durumdaysa eşitlik söz konusu olduğu için A eşit B çıkışımız aktif arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonları lojik devrelerle nasıl gerçekleştireceğimize göz gezdirelim. A küçük B, A'nın 0, B'nin 1 olduğu durum. A değil B. A değil ve B.
A eşit B çıkışı için iki tane durum söz konusu. İki durumda bir. A'nın 0, B'nin 0, A'nın 1, B'nin 1 olma durumu. A değil ve B değil. A ve B şeklinde Boolean ifadesi. Bu da özel veya değil ifadesinin açılımı. Son olarak da A büyük B çıkışının değerine bakalım Boolean ifadesine. A 1, B 0 durumu yani A ve B değil şeklinde Boolean ifadelerini elde ediyoruz. Bunun çizimine bakalım arkadaşlar. Evet, A küçük B, A ve B değil. Şey, A değil ve B pardon. A'nın değili V kapısı var. B girişi olarak yine aynı kapıya uygulanmış. A eşit B çıkışı bir özel veya değil kapısıydı. Aynı şekilde A büyük B çıkışı da yine A B değil. Bu sefer B'nin değili ve A girişlerini işleyen bir kapı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun farklı kaynaklarda farklı çizimini daha görebilirsiniz arkadaşlar. Şu ifadenin farklı bir versiyonu Boolean matematiği yöntemlerine göre dönüştürülmüş hali. Dolayısıyla A değil B artı A B değilin değili şeklinde de dönüşümü söz konusu aynı ifadenin. Dolayısıyla da özel veya değil kapısı yerine ve kapıları çıkışını bu şekilde bir veya değil kapısıyla da işleme tabi tutarak A eşit B işlemini sonucunu başka bir yöntemle, başka bir yolla da elde edebiliyoruz. Artık o A değil ve B değil, A ve B işlemiyle buradaki dönüşümü Boolean matematiği kurallarına göre yapmayı, tecrübe etmeyi size bırakıyorum. Arkadaşlar, böylelikle karşılaştırıcılar konusuna giriş yaptık. Burada bu konunun da bu girişinde sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda entegre devre karşılaştırıcıları inceleyeceğiz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.